gerçek videosu var. Ne oluyor ya, ile olan bölüm tutmadı mı? Hoş geldiniz. Anneler nerede? Ben Beşiktaşlıyım. Aa, ben de Beşiktaşlıyım. İkinci kızımız gelsin, en güzeli. Bu ne ya? Şey geliyormuş, pentagram biri falan. Ailecek evde headbang. Burç ve yükselenini yaz annenin. O ne yazıyor? O da Kemal'in Kemal'in burcunu yazacak. Daha dün akşam oldu. Ama dün akşam siz daha anne kız değildiniz. Sorma ne haldeyim başım. Vallahi bomba program ya. Uzun bir aradan sonra Hangisi Gerçeğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Zahmet oldu, gelebildi arkadaşlar bu arada. Özleştik ama be. Bir özleştik. Özle. Çok güzel oldu. Bu ne oluyor ya ile olan bölüm tutmadı mı? Bizi geri çağırdın. Ben bunu tribini yiyeceğimi çok iyi biliyordum. Şey iyi oldu ama araya bir Fırat Albayram'ı sokup olmadığını görmeniz. Bu bölümde gerçek anne kızı bulmaya çalışacağız. 4 çiftimiz olacak yine. İçlerinden bir tanesi gerçek anne kız, sorduğumuz sorularla her turda birini eleyerek finale gerçek anne kızı bırakmaya ve doğruyu bulmaya çalışacağız. Konuklarımızı alalım mı? Hadi bakalım. Konukları alalım. Dur, yani. Bir dakika. Anne demişken seversin. Bu öyle şeyler yapacaksanız abi ben kalkayım gideyim. Allah aşkına ya. Şu videoda yapma. Oğlum benim annemi de getireyim mi? İster misin? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Anne! Annemi gebertecek. Sen niye bu serseri gibi giyindin ya bugün? Aile temalı bir içerikteyiz ama abicim. Ama söyleyin önceden beni uyarın o zaman ya. Deyin ki Kemal ona göre giyindin ya. O zaman konuklarımız geliyor. İsmim Selvi. İsmim Dilara. Biz gerçek anne kızız. Merhaba, ben Eda. Merhaba, ben Dilay. Biz gerçek anne kızız. İsmim Azra. İsmim Birgen. Biz gerçek anne kızız. İsmim Begüm. İsmim Serap. Biz gerçek anne kızız. Hoş geldiniz. Hayda. En zor bölüm. Diyordum ki tam kolay olacak bu sefer, anne kız buluruz herhalde. Aynı. Biz olmayanı mı buluyorduk bugün? Anneler nerede? Kardeşim. Dilay Hanım'la başlayalım. Dilay Başaran ben. Eda ben. 25 yaşındayım. Anne. Annem. Benziyorlar değil mi bir? Dilara ben, 25 yaşındayım. Anneniz? Selvi Bilir ben. Soyadlara dikkat ettik mi? O zaman Dilara'ya soyadını soralım. Ben konuyu çözeyim hemen. Ne cevap verecek sence bu kadar sorduktan sonra? İlk defa prodüksiyon kazanacak galiba biz bilemezsek. Adım Begüm, 20 yaşındayım. Anneni seviyor musun? Çok seviyorum. Vallahi seviyor gibi. Hepsi anne kız gibi durmuyor mu yani? Hepsi anne kız yani. Sizi tanıyalım lütfen. Serap Cengiz. Özel şirketten emekliyim. Bir yıl oldu emekli olalı. Çok mutluyum. Biraz şey gibi olmadım. İzdivaç programı. Ben Azra Akın. 18 yaşındayım. Azra Akın kimdi ya? 2004 Dünya Güzeli. Güzel bir kadındı o. Niye kadındı diyoruz ki? Kadın ölmedi, yaşıyor muhtemelen de. 2003'te Dünya Güzeli olduysa şu an annem yaşında. Çok yaşlandığı için. Azra Hanım'dan özür dileyelim buradan. Çok beğenerek şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sallam şey yapıyoruz. Zahmet ol. Karım içeride benim ya Allah. Merhaba, Birgen ben. 54 yaşındayım. Emekliyim. Şimdi emekliliğimin keyfini çıkartıyorum. Emeklilik güzel bir şey mi genel olarak? Aslında emekli olacağım diye çok mutluydum. Maaşımı duyunca hiç mutlu olmadım. Bunlara başka bir programda konuşalım. Hangisi emekli, gerçek emekli? Kemal arkadaşım da 25 yaşında emekli olduğu için aslında sen de bilirsin bu hissi. Ben biraz erken. Çok erken. Terlik yiyen oldu mu içinizden? Nasıl terlik yemek? Yemeden bir hayat geçti ya. Fırlatmıyor muydu terliği ya? Fırlatıyordu. Ben hiç terlik yemedim lan. Niye öyle? Ben çok yedim lan. Ben terlik doclamayı biliyorum. Ha böyle böyle terlikten kaçmayı biliyorum. Böyle bir yetenek var bende. Başka kardeşiniz var mı? Yok, ben tekim. Keşke olsaydı gibi baktı annesi ya. Bir tane daha mı? Ben isterdim. Niye olmadı? Boşandım o yüzden. Tekrar evlendiniz mi peki? Evlenmedim. Ben kızımı adadım hayatıma. Evlenmedim demeden hemen önce kaşlarını kaldırdı. Hemen tepkiyi benden önce veriyor, kaşlar kalk. Benim bile kafam karıştı, ne dedin öyle ya? Şöyle bir dokunuş yapmazdın bir yabancı olsa. Dokundu. Dilay Hanım şimdi sürekli seviyormuş değil mi kızını? Kardeşin var mı Begüm? Ablam var bir tane, evli. Ha, bak annesi böyle yaptı. Bunlar da o zaman anne kız. Muhtemelen bütün adaylarımız anne ama o kişilerin annesi mi? Teyzesi de olabilir, anladın mı şimdi? Aa, teyzesi de koymazsın artık yani, çüş. Senin ekibin Orkun bu. Anne yarısı abi o zaman, yarım bilmiş sayarım ben teyzeyi bilirsem. Hala evli olan var mı? Bir kişi peki. İki. Selvan bir düşündü, hala evli miyim? 41 yıl oldu benim evliliğim. Ha, bizimkine evlilik denir mi hala? Yani evde biri var ama evli miyiz? Yani 41 yıl çok gereksiz ya. Ne gerek var o kadar uzun yıl. Evet, tahtalarımız geldi. Bir soru annemize, bir soru kızlarımıza soracağız. Kızınız hangi takımı tutuyor?
Fenerbahçe. Evet. Ha, siz niye üzgünsünüz? Ben Beşiktaşlıyım. Aa, ben de Beşiktaşlıyım. Takımımı tutsun derim hep babasıyla. Aa, sen de mi? Babası Beşiktaşlı. Aa, ben de Beşiktaşlıyım. Ya sen ya. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Ya oğlum, ayıp ya. Benim anneme yaz ya. Ben de taktım, annem ayarladı. Boylu poslu adamı bulunca Orkun'um. Selvi Hanım'ın en sevdiği şarkı. Şey geliyormuş, Pentagram 1 falan. Sorma ne haldeyim. İbrahim Tatlıses yalan. Anne oldu ne zaman dinle. Ben hepsini seviyorum, şarkı, türkü. Hatta rap bile dinliyorum, rock bile dinliyorum yani. Mero ve Merda'yı çok sever. Çok ciddiyim. Ama şarkıları denkleyemedik. Ben Serap Hanım'a sormak istiyorum. Begüm'ün en sevdiği yemek. Gösterebiliriz. Mantı. Mantı. Aa. Sarımsaklı yoğurt mu? Sarımsak olmadan olur mu mantı? Reyaz ve sos. Tabii ki. Mantı öyle yenir. Begüm'ün erkek arkadaşı olduğu zaman falan nasıl tepkiler veriyorsunuz? Begüm'ün erkek arkadaşı yok. Bir tane tanışmıştı. Neyse, kallem ettik ayırdık. Aa, siz niye ayırdınız? Üniversite okuyorsan kendini üniversiteye vereceksin. Bir erkek arkadaşı olursa üniversiteyi bitiremezsin diye hep beynini yedim. Siz eşinizle nerede tanıştınız? Biz görücü usulü. Eşim beni görmüş, çok beğenmiş. Nişanlıydı eşimde. Nişanlıydı, sizi görüyor, beğeniyor. Nişanı atıyor, sizle evleniyor. İyi valla, sizle nişanlandığında sizin nişanı atıp da başkasıyla da evlenebilirmiş. Nasıl bir aşk ki bak, oradan nişanı attırmış. 33 yılda birlikteler falan. Hayırlısı olmuş demek ki. Leyla Hanım'ın çok dövmesi olduğu için ben diyorum ki kesin bir yerde Eda yazıyordur. Bak, çok tebrik ediyorum ya seni. Bir Eda dövmenizi görebilir miyiz? Eda dövmem yok. Burada bir yaşam döngüsü var. Eda, o parmaktaki dövmenin anlamı ne? Bu lotus çiçeği ama anlamını bilmiyorum. Ama 3 yıl önce yaptırmış, hatırlamıyor falan. Şimdi yazdırmamış. Diyebiliyor musun, eliyorum? Yok. Yine diyemiyorsun. Yemedim. Annen en çok neye kızar? Böyle neyi saklarsın da söylemezsin annenden? Ben annemden hiçbir şey saklamam. En kızdığı şey o iş yaparken benim duran pozisyonda olmam. Hatta geçen hafta oldu bu. İşten geldim, yarım saat var okunmasına. Odanın kapısını açtı, böyle yaptı. Yaprak dökümü Necla gibi falan hissettim. Öyle bir baktı ki bana. İçeri gittim arkasından. Misafir gelecek. İnsan dedi, bir tabak götürür. Gittim, sofra tamamen kurulu. Selva Hanım, tam şey diyeyim. Böyle bir insanım. Selva Hanım da gülümsüyor. Evet, yaptım diye. Eda, annem modern birisi midir? Annem çok modern. Her şeyimi bilir. Senin burnun estetik mi? Evet, burnum estetik. Tamam. Estetik olmasaydı o zaman ikimizin aynı modern burnu vardı. Hayatta eleyemezdiniz. Biryan Hanım, %1 estetik var mı? Var. Kızınıza niye izin vermiyorsunuz? Bu yaşlarda istemiyorum. 18 yaşında henüz. 20 yaş sonrası okey. Bana dövmeye de zaten izin verdi ama 20 yaşından sonra falan diyor. Ben anlamadım. Bence çok mantıklı. Erken yaptırsan pişman olacağın bir şey de yaptırma ihtimalin yüksek. Bunu sonra konuşalım. Herkes anne kız. Birgen Hanım, Azra'nın en çok kullandığı söz nedir? Yazabilir miyiz? Ben ikimiz arasındaki gibi algıladım. Ona göre yazdım cevabımı. Babacığım mı diyorsun? Anne ya. Anne ya, nasıl yani? Nasıl evde yani, böyleyiz. Evet, anne ya, nasıl yani? Senkron konuşuyorlar. Çok sık kavga eder misiniz? Çok tartışmıyoruz ama belirli kuralları var. Onlara uymayınca şey yapıyor. Peki Birgen Hanım, Kemal gelse kızınıza talip olsa verir miydiniz? Ya uygun bir profil mi sizce? Ben size göre? Birgen Hanım'ın cevabını söyleyeyim. Saç baş ne ya falan yapar. Peki sence annenin standartlarına uyan, kabul edebileceği bir damat adayı nasıl olmalı? Yani Çağrı gibi olabilir. Çağrı mı? Çağrı'ya okeysiniz değil mi? Tamam, Çağrı. B planı nasıl hayattaki? Ya bu şakalar... Anasına bak, kızını ama al işte. Ama bitirelim artık bu şakalar. Ayıp oluyor çünkü. Misafirlerimize ayıp oluyor. Boy posta uzun tabii. Kapı gibi damadım var ki. Hangisi kayınvalide? Tamam, elemeden ikinci turumuza geçiyoruz. 4 adayımızla ilk defa böyle bir şey yazıyoruz bu formatta ama çok zor yani. Bu kadar zor olmasını hiç beklemiyordum ki, her formata biz zor diyoruz. İkinci tur. Bence şimdi şöyle bir şey yapalım. Annelerimizin gözlerini bağlayalım. Kızlarımızın yerini bir karıştıralım. Dokunarak hangisinin kendi kızı olduğunu anlamaya çalışsın. Ama Selvi anne seni koklayarak da bulur bu arada. Sen de koklamak ister misin? Ben koklayıp tarif etsem annelere. Annemi getiriyor bana koklayarak. Bak ananın. En zorunda ananın. Anne! Anne, bunlar da çünkü biraz koyu espriler ya. Birazcık modern olalım ya. Kuşa anneciğim, elinizden öpüyorum. Çok selamlar. Bu çocuk çok şakacı bir çocuk. Evet, geliyor. Tamam. Tamam, ikinci kızımız gelsin. En güzeli. Bu değil gibi.
Bu ne ya? Uzatabiliriz elimizi. Ayranı getirmedin. Bu muydu? Sonuncuya da bakacağım, karar tamam. vereceğim. Tamam. Yeterli. Evet, son adayımız geldi. Bu değil. Tamam, bu değil. Hangisiydi peki? Sakallı vardı ya, ondan sonra dokunduğum bence benim kızım olabilir. Pablo erkek değildi. Tamam, Dile Hanım'ı alalım. Ama sakal almak çok hoş bir şey değilmiş. Bilemedin canım. Gerçekten mi? Özür dilerim. Annem. Buyurun. Tamam, yeterli bence. Değil, hayır, hiç değil. İşte bu benim kızım. Burun estetik olduğu için tabii bir tık daha kolay oluyor bulması. Okey. Bu. Yok, bu da değil. Bu olsun mu? Hayır. Yok, Selvi Hanım hemen bildi. Tam dokunmadı bile böyle. Hissetti yani gerçekten, evet. Böyle şöyle force oldu ya. Tamam, tamam. Bu değil. Tamam. Bu benim kızım. Evet, benim kızım. O benim kızım diyen de yanağını bir seviyor, ondan sonra bırakıyor. Bu da değil. Bakalım bu mu? Bu benim kızım, evet. Vallahi sizi test etmek için iki kere şey yaptım. Ki bu arada bir şey diyeceğim, bayağı iyi herkes yani. Araya erkek sokmasaydınız ben de tutturacaktım. Araya damat mı girdi? Çekime kısa bir ara verdik. Biliyorsunuz ben ekibini çok düşünen birisiyim. Bir hocam içeri girelim. Teknolojik de birisiyim aynı zamanda. Hey Siri, üst kat. Tam videomuza uygun bir sponsor olduğu için şunları vereyim. Bak, tatlı ip tatlı konuşacağız şimdi, tamam mı? Bu XX Large Trio. Al Melody Pop. Al sana da Skal gülüm. Gel buraya. Al hocam, hayrat. Yani şimdi hayrat demişken, siz de bir hayır işi yapsanız. Şimdi bak, bu adamı çeken adam 4 saattir çekiyor, bir tane konuk eleyemedik. Kurgudaki adam 15 saat bunun kurgusunu yapacak. Ben diyorum ki Dilara ile Selvi. Onların kafası çok karışık. Begüm ile Serap Hanım diyen de var. Eda ile Dilay Hanım diyen de var. Saç rengine girdiniz milletin artık. E tabi girini nereden bulacaktık? Nereden? Hepsinin birbirinin aynısını koymuşsun. Söylesene. Gel buraya, gel gel. Hani... Kim oğlum? Yemin ederiz malumatımız yok. Kovarım ama kimse. Kovar mısın? Zaman hazır mısın? Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Kır kır ederken... Oğlum ben diyorum ki anne kız kim onu söylesen, ne yaptınız, yeteneksiz de miyiz, ne yaptınız siz şu an ya? Anne kız işte bu şarkıdan arada söyledik biz. Ben sizin, İçindeydi. Ver lan şekerini. Size şeker veren de kaba. Onu çok şey yapmasın. Yok lan size şeker. Canım acık. Yok oğlum size şeker meker. Yok lan bir daha size sponsorla gelirsem. Allah aşkına birini eleyelim. Ya küreceğim falan sandım. Benim bir kararım var ama hiç emin değilim. O zaman abi herkes artık açık açık kendi kararlarına bak. Bu hep sır gibi saklandı programın başından Söylüyorum beri. Söylüyorum abi, tamam, ben programın başından beri Dilara ile Selvi Hanım olduğunu düşünüyorum. Tamam, sen kim olduğunu düşünüyorsun anne kızım? Ben Begüm ile Serap Hanım olduğunu düşünüyorum. Sen? Ben de Dila ile Eda olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel. Tamam, o düşünmediğimiz Azra ile Birgen Hanım'ı eleyelim. Abi çok cevap verdiler ama her şeyi... Bak her şey kusursuz cevap verildi oradan. Ama şu an birinin de elemek zorunda olduğunu... Ya birazcık şey ya, ten rengi, belki boy ve yani ne bileyim benzerlikten galiba biraz benzetemedik. Bak burası biraz benziyor, burası da benziyor. Dilara, arkana bakmadan annenin evet, yüzünde evet. Neresinde beni var? Ben sol iki yanım. Çok doğru atış ya. Yok Dilara ile Selvi Hanım. Andırayım. Ben sana yemin ederim Dilara ile Selvi Hanım. Hatta şöyle yani, ve vardı bir tane daha, onu aldırdı. Neredeydi? Arkasındaydı böyle, onu aldırdı. Bayağı et beniydi. Ondan rahatsız oldu. Bir de bezeleri var. Nerede olduğunu tek tek kendi vücudumda tamam, söylerim. Tamam Dilara, sen daha fazla anlatma çünkü bu programın bu şeyini açtık yani. Dilara ile Selvi Hanım, bak ben en başında bak kapıdan içeri girdik söyledim. Yeşilli anne annemiz dedim. Kızı da kızımız dedim. O çıkacak bak, sonunda göreceksin. Sonunda konuşuruz bunu. Tamam, zaten şöyle düşünelim. O zaman eleyeceğiz ya her türlü. Siz ikiniz elemeye karar verin. Zaten ben bir oy sayılmıyor o zaman. Siz bir eleyin bakalım kimi eleyeceksiniz. Ben Azra ile Birgen Hanım'ı eleyelim diyorum. Biz beraber elemekte hemfikir olamıyoruz ki zaten. Siz hemfikir olabiliyorsunuz. Benim oyumu almayın o zaman. İki kişi eleyin. Hayır, sen kim diyorsun? Kim elensin diyorsun? Kimse elensin istemiyorum ya bu programı. Siz peki üçümüzden kimi elerdiniz? Sen kim diyorsun? Sen kim diyorsun? Ya. Aynı anda. 3, 2, 1. Azra. Birgin'in ya ya. Kim? Azra'lar diyorum ben de. Ben Biruni hastaneci dedim.
Tamam o zaman yapacak bir şey yok, orayı elelim evet. Evet, Birgen Hanım ve Azra'yı 4 saatlik eleme şeyimiz sonucunda artık alkışlarımızla uğurluyoruz. İnşallah siz değilsinizdir gerçek anne. Dediniz ve kaybettiniz. Evet, sonunda bir aday eksilebildik. Ama yani inşallah hani gerçek anne kızı elememişizdir. Şimdi benim buradan sonra hiçbir fikrim yok. Benim asıl buradan sonra fikrim var. Çünkü benim için orası soru, çok büyük soru işareti. Madem oraya eledik abi, benim bundan sonra Dilay ve Eda... Anne diyoruz, anne, anne kız diyoruz. Eda anne demiyorum bak, yanlış anlaşılmana muhabbetler mi burada bir soru var? Burada bir aile faciası da yaşamayalım. Ben de Dilara ile Selvi Hanım diyorum. Ben de Begüm'le Serap Hanım diyorum. Hala mı? Evet. Şu anda üçe bölünmüş durumdayız. O zaman bence birer tur soru cevapla ikna edelim birbirini. Aa dur şey yapalım, face up. Evet arkadaşlar, şimdi Begüm, Dilara ve Eda'nın yaşlandırma tekniğiyle biraz daha yaşlarını ileriye alacağız ve annelerine benziyorlar mı ona bakacağız. Yaşlanmış hali. Begüm'ün yaşlanmış haline bakıyoruz. Şu anda size benziyor mu diye. Yok benzemiyor. Yaşlanmış hali benziyor. Dilara? Kaz ayakları direkt benziyor. Evet. Yok. No. Benziyor. Yok. Babaya çekmiş. Yok. Evet, buradan da bir şey çıkaramadık. Buradan da bir şey çıkaramadık ya. Buradan ben zaten bir şey söyleyeyim, hiç inancım yoktu oradan bir şey çıkartabileceğimize. Eda ile Dilay değil diyorum ben. Ben hala Dilara ile kaybederiz diyorum. Bak kaybederiz. Eda ile Dilay bak andırıyorlar birbirlerini. Güzel çalışılmış. Sen annenle benziyor musun? Tip olarak benziyorum. Gözlerim, abicim, burnum falan benziyor annemle. Benim. Benziyorlar falan demiş. Ben giriyormuşum. Şerefsiz. Ben yapacağım sizi ya, ben yapacağım sizi valla. Tamam o zaman şey yapalım, babamız kaç boyunda yazalım. Bence ikisi de 1.80 yazdı. Bak biri 1.90 biri 1.80 yazdı abi. Ne oldu, sen en başından beri evet, diyordun onlara anne kız diyordun. Ama oldu? bir dakika kaç senedir babayla yaşamıyorduk? 15 sene. 15 senedir ayrılar. Canım o kadar da değil babanın boyunu. Ya, o kadar 90'lık değil ya. Sence babam benden o kadar az mı uzun? O kadar az uzun. Senin boyun acaba 72. Acaba bu gerçek bir anne kız tartışması mı? Yoksa şu an kurguda bir problem yaşadılar mı? Eda sen hiç arkana dönme. Dilek Hanım sizin şu an bir erkek arkadaşınız var mı? Kafa sallayalım sadece. Var mı sen? Tamam. Var var dedi evet. İsmini yazabilir miyiz ikimiz de? Kaan'ın 3 fiziksel özelliğini alalım o zaman şu an. Saç, göz rengi, boyu olabilir. Ama buna cevap verirlerse biz hiç çıkmayacağız içinde. Evet çıkamayacağız zaten, yapacak bir şey yok. Siz miydiniz? Siz miydiniz? Ama bu kadarını da biliyorlarsa kanka zaten sarışın, saçı, esmer, uzun boylu, uzun saçlı, sakallı, siyah saçlı. Doğru. Hani burada tanışmıştı abi, bunlar? Oğlum sen yine kendinle çeliştin. Önce onlar değil dedi, şimdi yine onlara döndük biz. Hayır onlar bizim değil demedim. Benim en başından beri, Dilay dedim ben, Dilay'la. Abi vazgeçti az önce. Abi insanlar bazen kendi kafalarında gidip gel yapabiliyorlar, böyle fikir değişikliği olabiliyor ya. En başından beri ben hep siz demedim mi? Dediniz. Dedim. Tamam peki bir daha orayı kenara park edelim. Orası çok anne kız duruyor şimdi. Tamam size şimdi ara vereyim. Yani diğerleri hata yapmasa da ekleyeceğiz. Bir level üste geçti onlar bence. Şimdi bir onlara dönelim. Babamızın fiziksel özelliklerini sorabiliriz. Evet direkt bundan başlayalım. 3 özellik yazalım. Babamızın 3 özelliğini yazalım hani. 3 fiziksel özelliği aslında babamızın. Siz de yazsanız mı ya? Saç göz boy olur mesela. Ama Begüm gösteriyorsun ama annen oradan görüyor bak. Biraz kapatalım. Mesleğini de yazalım bir de. Ya belki Dilara ile Selvi Hanım 1,5 aydır çalışıyor gerçekten. Her gün birlikteler. Gerçek anne kız gibi çalıştılar yani. Tek açıklaması bu olabilir bence onun. Başka bir şey yok bunun ya. Öyle yapmamışlardır ya. Siz programı çekmeye ne zaman karar vermiştiniz? Çok planlı programlı bir adam. Bana bu programı 2020 pandemide dedi. Bugün çekeceğiz dedi. Çok düzenli tertipli bir çocuktur Orkun. Harbiden el arasın Orkun. Bir görebilir miyiz cevapları? Ben şöyle biraz yamuk yazdım. Bir dakika ne yazdın? Esmer. Esmer doğru. Kıvırcık saç. Tekerlekli sandalyede. Kıvırcık saçlı. Burası da benziyor. Babam tekerlekli sandalye. Ben babamı hiç ayakta görmedim ama boyunu biliyorum. Çünkü hep aralarında şöyle bir kavga olur. Babam hep der ki ben 1.80'dim. Ben bilmiyorum ya. Annem der ki sen 1.75'in üstü değildin. Bu hikaye yazma hikaye olamaz mı? Asla değil. Yok abi başkası cevap veremez. Onlar da gerçek anne kız. Onlar da gerçek anne kız. Begüm hadi bir şeyler be. Begüm bir hata yapın artık be. Bir cevapları görelim. Çevirelim. Babamız orta boylu, orta, kahve, buğday, özel şoför, özel şoför. Gerçek anne kızı eledik biz galiba. Çok iyi çalışanlar mı kaldı? Acaba gerçek anne kız hani çalışmadan geldi ve hata yaptı ve elendi mi ama? Olabilir. Ama belki de.
Bir dakika, Dilara ile Selvi Hanım birlikte bir şarkı söylesinler. Tamam. Tamam, söyleyin hadi beraber. Ağlarınca boynum bükülür, dallarım uzaklara. İkisi de si bemol hocam. Sıkılır, sorma ne haldeyim. Güzel, akıyor. Orkun'um çak bakalım. Allah! Vallahi bomba bir program ya bugün. Kimse eğlenmesin ya bugün. Geri gelsenize vallahi bak. Vermeyeceğim kızımı. Vermeyeceğim kızımı diyor bak. Ya alıyordun kızı bak, kaybettin eledik diye. Sağlık olsun. B planın gitti hayattaki. Ya. Neyse A duruyor. A planı da burada mı? A planı burada. Testleri çok uyumlu. İniş çıkışları tutuyor. Bence aynı nota tutturmaları kolay bir şey abi. Değil. Bunu her müzisyen yapabiliyor ama biliyorsunuz. Siz hangi kursa gidiyordunuz? Musiki Beyoğlu. Musiki Beyoğlu'na sen gittin ve orada tanıştınız değil mi? Benim sınıf arkadaşımın annesi Türkan teyze. Annemle arkadaş. Türkan teyze önerdi. Sen de şarkı söylüyorsan gel dedi. Ben de dedim git anne. Bir şey diyeceğim. Kesin Dilara ile Selvi Hanım ana kız. Selvi Hanım size soruyoruz. Begüm lise sonunda hangi sınıftaydı? Yani A mı B mi C mi D mi? Begüm aslında iki kere değiştirdi sınıfını ama. İkisini de yazabiliriz. Sen de aynı şekilde şey yapabilirsin. Yarı dönem buna gitti. Başka nereye gitti? B sınıfına gitti. Ne yani? Çünkü sınıfta bir çocukla hiç anlaşamıyordu. Bir de öğretmeni sevmedi orada. İlkokuldaki sınıf öğretmeninin adı. Herkes. Sınıf öğretmeni her zaman önemlidir ya. Hepimiz mi? Evet, herkes hepimiz. İlkokul sınıf öğretmeni İlkokul adını yazsın. Bakın bu videoda da bu soru her şeyi çözecek. Öyle sabahtan beri her şeyi sordular ama. Tamam. Ayşe, Ayşe. Bahtişan, Bahtişen. Bahtişan nasıl bir isim? Uydurulamaz da yani. O da unutulamaz da. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsunuz neden? Hatırlayamadım. Kopya bir şey ver. Diyeceğim. Kopya ver azıcık. Tamam. Tamam, ilkokul öğretmeninin 3 fiziksel özelliğini alalım o zaman. Evet. Abi herkes bakıyor. Falan hepsi. Sen biraz daha okunaksız yaz ki biz tam şey yapamayalım. Sarışın, saçı yani uzun gibi normal. Normal, kilosu da normal. Sarışın kısa saçlı bana benziyor. Sarışın, saçı uzun gibi kısa saç yazmışsınız. Sarardı kadın saçlarını böyle yani bir gudili bir gudili. Şöyle ya saçları. Yani... Sizi görelim Dilara ile Selvi Hanım. Kısa saç, boyu kısa, beyaz tenli ve Bulgardı. Abi Bulgaristanlı. Evet. Aynen öyle. Dilara ve Selvi Hanım siz gerçekten anne kız değilseniz lütfen Selvi Hanım siz evlat edinin. Bir dakika anneme benziyordu. Benim boyumda balık etli, orta boylu, kumral, kahverengi gözlü. Orada da oturuyor. Şimdi anneme benziyordu. Şeyi çok tutuyor. Bak benim hayatta tek emin olduğum bir şey var. Şu an Dilara ile Selvi Hanım gerçek anne kız. Onlar da gerçek anne kız bence. Ama bir twist var. Tamam, son soruya geçelim o zaman. Şunu soralım. Tamam. Kızlarımız. Annelerimizin telefon numarasını telefon yazalım. Numarası. Annelerimiz de kendi telefon numarasını yazsın. Kaydeden şerefsizdir. Oha! Oha kanka! Hocam. Yok hepsi doğru. Hepsi doğru. Çok göstermeyin. Çok göstermeyin. Çok göstermeyin. Aklıma yazıyor. Eleme var şimdi ya. Ben Dilara ile Selvi Hanım'ı elemiyorum. Onun dışında okey. Ben de Begüm'le... Sen hala Begüm'le Serap mı diyorsun? Evet ben diyorum. Şaka yapıyorsun ben ya. Ben diyorum. Sen de hala Dilay Hanım'la Eda mı diyorsun? Evet. Çok güzel. 4 saat sonra yine aynı yerdeyiz. Sıfırız. Bak Dilara ile Selvi Hanım'ı çözersek bu programı çözeriz. Ya onlar ana kız, ana kız onlar. Bak gerçekten anne kız Dilara ve Selvi ama diğerlerinde bir twist durumu yaşanıyor dedi ya. Harbiden başından bu yana burada bir bazen minik failler oluyor. Burada bazen minik failler oluyor. Yani en azından cevabını alamadığımız anlar oluyor. Ama Dilara ile Selvi Hanım da hiç olmadı. Görsel olarak da çok benziyorlar. Ama telefon numarasını ezberebilir misin ya? İlk ezberlediğiniz telefon numarasıdır yani annem. Ama şimdi bak arkadaşlar bir de bizim açımızdan bakın. Üçünüz de mi ana kızsınız? Ben Begüm'le Serap Hanım'ı eleyebiliriz diyorum ama hiçbir şeye dayanarak demiyorum bunu. Sadece Dilara ile Selvi Hanım daha anne kız gibi geliyor bana. Evet Çağrı'cığım. Ben bir soru sormak istiyorum. Kızınıza en son ne zaman ayıp dediniz? Ve olay neydi? Ben çok iyi biliyorum. Hemen yazabilirim. Birbirimize bakmayın bakın. Anneler kopya çekiyorsunuz ya. Sen bak Dilara göstere göstere anneni göstere göstere diyorsun. Ya nasıl üçü de cevap verebilir abi? Daha dün akşam oldu. Ama dün akşam siz daha anne kız değildiniz. Dün akşam bir son prova yapılıyordu muhtemelen online olarak. Aynen öyle. Orada yaşanan bir olay olabilir. Kargocu havlu. Kargocu geldiğinde karşısında havlu çıktı. Her seferinde aynısını yapıyor. Saçımda havlu vardı, giyiniktim ya, öyle düşünüyorsunuz. Sizlerin de cevaplarını görelim. Az önce anlattığım olay.
İşten çıktığımda yardım etmemişti. Siz ne yazdınız? Ben de misafir geldiğinde yanına gelmemiş. Aynen. Gelmiyor. Çünkü o gün iftarda misafir vardı. Dedi bana iki kalk iki bir şey taşı maşı o. Şimdi orada ne yazıyor? Akrabaya giderken tayt giydi. İftara gidiyorduk. Tayt giymiş. Bak. Falan diyorum. Çünkü onlar hacı. Yargılar mı peki öyle o onlar? Böyle ayıplarlar biraz. Bu anı ne zaman yaşandı? Bu anı ne zaman yaşandı? Kendi şeylerini hiç sormuyorsun ama favorilerini. Ramazan ilk haftasıydı. Tamam. Yemek menüsünü yazar mısın ikiniz de? En alta da sofrada kaç kişiydik totalde onu yazalım. Begüm ama kapatalım birazcık defterimizi, sınav kağıdımızı. Ya hatırlamak zorunda mı? Ne yediğimi hatırlamıyor. Abiciğim bu anı özel bir anı. Kız tayt giymiş, hacıların evine gitmişler. Ben yediklerimi yazdım, devamını Begüm, bilmiyorum. Evet. Masada gördüm. Gitti mi? Evet. Tamam çevirelim o zaman. Mercimek çorbası. Ama çorba yazmışsınız ama. 6 kişi kimdi? 6 kişi salata pilav, 4 kişi. Tamam burası değil hocam. Ne evet. dedim? Ne dedim sana güzel kardeşim? Okey miyiz? Bir dakika. Kolay birini eliyoruz galiba. Kolay dediğim yine kaç saat oldu. Begüm'le Serap Hanım'ı eleyelim diyorum. Ben eleyelim diyorum. Ben kabul etmiyorum bunu. O zaman kardeşim karşı argümanını sunarsın. Araştırmanı öneririm. Abicim 4 kişiydik, 6 kişiydik karıştık. Bak şimdi o 4 kişi abicim. 6 kişinin şöyle bir büyük önemi var. Dinle bir. Serap Hanım diyor ki biz 3 kişi gittik dedi. Aile olarak 3 kişi gitmişler. Tamam. Bir kişiye gitmediklerine göre 4 kişi olamazlar. Hayır hayır. Oğlum şu durum şu. 2 kişi gittiler ya. 2 kişi gittiniz değil mi? Hayır 2 kişi gitmişti. 3 kişi gitti. Bak Begüm şimdi 2 kişiydik dedin. Tamam. 2 kişiydik. Tamam 3 kişi 2 kişi. Begüm'le Serap Hanım'ı eleyelim. Ne olur eleyelim. Ya. Ama Serap Hanım'ın zaten şöyle... Abicim siz karar verdiniz mi? Bana onu söyleyin. Sen karar... Abi ben Begüm'le Serap Hanım bir saattir diyorum. Tamam. Sen veremedin kararı. Sen seni bekliyoruz. Abicim ikiniz verdiyseniz zaten benim kararım bir önemi yok. Ben yıkıldım. Ben bu ikiliye çok inanmıştım. Ben şu an yıkıldım zaten. Bence anne kız olmayı deneyin. Tamam o zaman alkışlarımızla... Okeysin değil mi elemeye? Ben okeyim. Tamam. Begüm'le Serap Hanım'ı veriyor. Sonunda birini dahil edin. Dünyanın en uzun hangisi gerçek videosu var? Allah'ım bir pencere mencere bir şey açın. Arkadaşlar sonunda finale geldik. Zahmet oldu. Biraz çok zor geldik ama geldik yani yapacak bir şey yok bu dakikadan sonra. Kafalarda hala inanılmaz soru işaretleri var. Karım biliyor musun sen bakayım? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor mu? Biliyorum da burada mı değil şu an? Eledik mi acaba? Aşkım korkutma. Tamam buldum. Kaç kilo doğdu? Yazabilir miyiz aynı anda? Evet. Siz kaç kilo doğdu diye çalıştıysanız tebrik ediyorum. Gösterebilir miyiz kilolarımızı? Seviyorum. 3,5. Hadi ne yapalım? 350. Bir şey diyeceğim. İçinizden birisi gerçek anne kız değil ve birbirinin telefon numarasını ezbere biliyor, birbirinin adresini ezbere biliyor. Bitiriyorum, oyunu bozuyorum. Kocasının... Orkun'um, oyunu bozuyorum. Nasıl bozuyorsun? En son üniversite sınavına girdiniz, hangi okulda girdiniz, hangi semtte girdiniz? Bunu yazınız efendim. Ben bilmiyorum nerede girdim bu arada. Kendi lisesinde girdi. Kopya veriyor, kendi okuluna girdi diyor. Yaz işte kendi okulunu. Tamam bir görelim cevapları. Bir görelim yine de ya. İki sınava birlikte gittik, bir tek onu hatırlıyorum. Abi ikisi de yazıyor zaten. Nerede? Bozulmadı bu oyunu. Senin şu an erkek arkadaşın var mıydı? Yok. Yani görüştüğüm var. Erkek arkadaşım yok. Flört yani. Niye var? Niye yok diyorsun? Tamam o kişinin ismini aynı anda yazabilir miyiz? Abi olamam. Nasıl yazıyorlar aynı anda isimini? Niye çocuğa yok olay diyorsun? Ne? Dilay Hanım aralarındaki olay ne? Hiçbir ilişki onun için ciddi ilişki değil. Bir psikolog arkadaşı var Pınar. Aynı liseden beri arkadaşlar. Evet. Onun bir psikolog arkadaşı Can. Pırıl pırıl çocuk ben de tanıdım. 3-4 aydır görüşüyorlar. Pınar kim Pınar? Sen anlat. En yakın arkadaşım. İki tane var zaten. Pınar nereden? Liseden. Siz Pınar hakkında düşünceleriniz neler? Ben Pınar'ı çok severim ya çocukluklarından peki, beri. Peki Can'a çalışılmış olabilir de acaba fiziksel özelliklerine kadar girilmiş? Tamam Pınar hakkında bir soru sorayım o zaman şimdi size. Yazarım Pınar'ı. Çizerim Pınar'ı yani. Tamam Can'ı konuşalım. Can'ın annenin en sevdiği özelliğini yaz Can'ın. Uzun, kumral, boylu poslu. Uzun olarak algıladım onu. Kumral olarak algıladım. Ela göz, ela göz. Bir şey diyeceğim bak bir dakika dur. Eda'nın annesiyle Dilek Hanım çok yakın arkadaş. Kızlarımıza soruyorum. Eviniz kaç metrekare, kaç artı kaç, odanın rengi ne renk? Nerede ne var söyleyeyim mi kapıdan girince? Çiz hatta, krokisini çizsin evin. Gerekirse oraya da gelinecek. 3+1, 3+1, 120-140 beyaz, beyaz. Sizi görelim lütfen. Siz 90-150 metrekare, 3. Ama bir dakika, benim metrekare hesabım çok kötüdür. Yani ben 60 metrekareye kocaman bir yer falan derim. Anne kız olmayan da bir sıkıntı var. Birbirinizin bu kadar detayını biliyor olmaması.
bulmanız lazım. Arkadaşlar artık finale geldik. Büyük finale geldik. Bir şey söyleyeyim. Ağzınızı kırayım yani. Hocam. Burada yani. Prodüksiyona büyük bir alkış bekliyorum abi. Prodüksiyon? Gerçekten bugün var ya bizi mahvettiniz ya. Yani. Abicim tamam. Artık alalım oyları. Evet herkes fikrini söylesin. Artık oylamamızı alalım. Kemal'im senden başlayalım. Buyurun. Şimdi benim zaten gönlümde geçeni biliyorsunuz. Elendi. Evet. Artık elendi. Ama sen bir dakika onlar elenmeden önce dedin ki onların ben olduğuna inanmıştım olmadığınıza çok şaşırdım dedin. Sen onları gönderirken olmadıklarını düşünüyordun. Ben onu tamamen konsepti unuttuğum için öyle gittim. Tamam. Normalde ben dönüp söyleyecek tamam. falan diye ama şu an senin fikrine çok daha yakınım. Dilara ile Selvi Hanım diyorsun aynen sen. Aynen öyle daha peki. O taraf gibi geliyor. Ben Dilara ile Selvi Hanım değil diyorum ama mesela şey de diyemiyorum. Dilay Hanım'la Eda Hanım da diyemiyorum şu anda mesela. Ne diyorsun? Ben eledik diyorum ya. Dilay ile Eda diyorum yine de. Abi bir şey söyleyeceğim. Selvi Hanım'la Dilara. Orkun'um bak şimdi. Dilay ile Eda daha ne yapabilirdi? Yani onlar da hiç hata yapmadılar. Çok pardon. Çağlar Bey yakın çekimi alabilir miyiz? Bak şimdi. Bak çok özür diliyorum. Fiziksel özelliklerinizle yorum yapacağım ama. Bak elmacık kemiğine bak. Elmacık kemiğine bak. Şuradaki ne bu gamze mi artık? Neyse bu büyük. Bak aynı şekilde. Babacım sen ne anlatıyorsun bak, ya? Ya bu inanmıyor abim ya. Ya abicim inan ya. Ya insan insana benzer abi. Gülücük küçüktür içeride hepimizde var bak. Ya, abicim. Bak bende de var. Ne diyorsun hocam? Ya sen karar verseniz. Ya sen niye ne kararsız insansın? Bize de şey çıkartıyorsun. Kararı ver artık kardeşim Dilay'la Eda diyorum. Dilay'la Eda. Tamam onun ne dediğinin bir önemi yok. Çünkü 3'te 2 oyla Dilara ve hayır, Selvi Hanım. Bitmez abi. Bitmesin ya. Böyle biter mi abi? Ya bırak biz güt olalım. Bırak tamam, biz güt olalım ya. Evet bütün konuklarımız geliyor ve finalde kimin kazandığını, kimin gerçek anne kız olduğunu görüyoruz. Bekir önümden geçti ağız. Nasıl çift? Anons yapıyordum bir tane kameram var zaten. Finale geldik. Biz Kemal'le birlikte Dilara'yla Selvi Hanım'ın gerçek anne kız olduğunu en sonunda çok zor da olsa karar kıldık. Amma ve lakin seçeneklerimiz onlar diye. Benim normalde Begüm'lerdi biliyorsun kararım. Tamam herkes lütfen arkasını dönebilir mi? Ondan geriye doğru sayacağız ve gerçek anne kızımız dönecek. Ya hepimiz dönersek? Ben şok. Hepiniz dönerseniz bu sefer prodüksiyonu dövüyoruz biz değil mi? Haydi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anacığım kızım! Yavrum! Bir şey diyeceğim. Çağrı dön arkanı yapacağım hareketin adli hesabı yok. Beraber senin var ya seni gebertirim. Senin var ya seni gebertirim. Senin var ya seni gebertirim. Biz daha merhaba demedik. Ben dedim ki yeşilli hanımefendiyle yanındaki kız gerçek dedim. Orkun'um bir dakika. Orkun'um bir dakika. Tam şu ana reklam verebilirsiniz. Birbirinizin GBT'sini nereden biliyorsunuz? Çok çalıştık ya. Ya sen sus, sen de sus. Kanka, ben bildim. Çok detay bildim. Ben bildim abi. Bir dakika, bir dakika. Dur, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdi nasıl? Oy birliği oldu. Oy birliğiyle seçtik ama dedin sen. Benim seçimim yine de Begüm'le Serap Hanım'dı, siz elediniz dedin. Doğru, öyle dedim. Ama sonuçta final olarak ben sana bu oyu vermesem sen de kazanamıyordun. Bak şimdi Orkun'um. Bak olay ne biliyor musun? Dilara'yla Selvi Hanım zaten buraya geldikleri zaman banko anne kız benzer. Özellik açısından ikiniz oluyorsunuz direkt otomatik olarak. Siz de biraz benziyorsunuz. Biz daha önce de anne kız olarak oynamıştık bu arada. Siz oyuncu muydunuz? Daha önce Sabancı'nın bir şeyinde ben doktor oldum. Ben de onun kızıyım. Biz bugün karşılaştık. Evet biz hiç tanışmıyorduk. Bütün yarışmacılarımıza bir alkış alalım. Hepsi çok iyiydi yani. Ama yine de kazandık. Sonuçta sen bildin, ben bildim. Fark etmez abi. He, prodüksiyonu... Aynen. Bir selamımızı da gönderelim. Evet ol, kazandık. Abi, kazandık abi. Aynen öyle. Kazandık abi, yapacak bir şey. Aynen. Öyle veya böyle. Hangisi gerçek serisinde yani... bir falsomuz yok. Hep kazandık. Kazandık. Yes! Vallahi evet, çok güzeldi. Bence hangisi gerçek serisinin en güzel videosu oldu. Bir sonraki bence bölümde de. Ne görmek istiyorsanız yorum atın mutlaka. Çağrı ile Kemal'i takip etmiyorsanız da linklerimiz şurada. Onları da takip edin. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. See you lan. Bir sonraki videoda Çağrı ile annem. Ana.